Merhabalar çok değerli dinleyicilerimiz. Engellilere verilen maaşlar ve düzenli yardımlar hakkında konuşacağız bugün. Engelli kişilere maddi olarak sağlanan olanaklar genellikle 3 başlık adı altında ele alacağız. Engelli aylığı, muhtaçlık aylığı ve evde bakım ücreti. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Öncelikle evde engelli aylığının bağlanması. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından yani SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bunların hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili sosyal yardımlaşma dernekleri tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Bu koşulları taşıyanlar bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep ediyorlar. Başvuru sonrası gelir kriterleri değerlendirilir. Hanenin toplam geliri hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin üçte birini geçmemesi dikkat edilir. Yani bu dikkat edilerek bu kişilere aylık böyle bağlanır. Ve ikincisi bahsedeceğimiz konu muhtaç aylığı bağlanması. Muhtaç aylığı da 2710 sayılı resmi gazetede yayınlanan vakıflar yönetmeliği hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanabilmekte. Muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından annesi ya da babası olmayan 18 yaş altı muhtaç çocuklar için ve %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara bağlanıyor. Bunlardaki kriterlerimiz sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir ya da aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır veya taşınmaz malı mevcut olmaması. Bu şartları yerine getirdiği zaman muhtaçlık aylığı bağlanabiliyor. Üçüncüsü ise evde bakım ücreti verilmesi, yani evde bakım aylığı. Evde bakım aylığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından %50 ve üzerinde engel oranı olup engelliliği sağlık kurulu raporunda ağır engelli ibaresi bulunan ve başka birey olmadan kendi bakımını üstlenemeyecek engeller için engellinin bakımını üstlenen kişilere nakit olarak verilen bir destektir. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait ve bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma muhtaç engellilere, resmi ve özel bakım hizmetlerinden ya da ikametgahlarındaki özel bakım hizmeti verilmesi devletçe sağlanmaktadır. Bu noktada da engellilerimiz bu yardımları alabiliyorlar. İnşallah kısaca size bunlardan bahsettik. Daha iyi yayınlarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.